Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere List Picker ve Node Fair bileşenlerinin nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Öncelikle ekranımıza List Picker ve Node Fair bileşenlerini yükleyelim. Dikkat ederseniz burada Node Fair bileşenimiz aşağıya geldi ve şurada gözüktü ancak içeriye girmedi. Çünkü bu arka planda çalıştığı için ekranımızda gözükmüyor diğer işleşimimiz ise normal bir şekilde gözüküyor. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Liste seçicidir bu. Diğeri de bildirimcidir. Bu sayede listedeki kısımları seçeceğim ve bildirim olarak da ekranda yazdıracağım. Amacım bu. Evet şimdi listemizin elemanlarını oluşturmak için yine bu kısma giriyorum ve buradan elemanlarımızı yazıyoruz. Elma, armut, karpuz'u yazdık. Artık bundan sonra telefonla açtığımız zaman Listemiz için bunlar gözükecektir. E, telefonu açtım ve bu kısma tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir ekran geldi. El marmut karpuz şeklinde liste elemanlarımız geldi. İsterseniz bu kısımdan da şuradan da yazımızı değiştirebilirsiniz. Farklı bir yazı da koyabilirsiniz. Şu an amacım e, zaten listeden eleman seçtiği zaman ekranda e, bildirimci sayesinde e, neyi seçtiğimi göstermek olacak. O yüzden de e, orayı değiştirmeyeceğim. Direkt bloklar kısmına girelim. Buradan e, list picker bölümüne girdikten sonra buradaki e, seçtikten sonra e, ne yapılacağını ifade eden bloğumuzu alıyoruz. E, şimdi ne yapacağız burada? E, modifier kısmından giriyorum. Burada e, ekranda yazı çıkartmam lazım. O yüzden de şuradaki bloğumuz var. Uyarı bildirimini göster şeklinde kodumuzu alıyoruz. Notumuzu buraya yazdırmamız lazım bu notumuz yani e, ne yazacağız ekranda? Şu kısmında e, gelen bilgiler yani listeden seçilen bilgiler. O yüzden seçilme kodunu almamız gerekiyor seçim kodunu. Evet, şu kısmı alıyorum. Şu an zaten hafızada olduğu için direkt olarak ekranda e, uyarı gelecektir. Ve buradan da telefonumuzu açalım. Evet şu an tıklıyoruz ve burada 3 tane seçenek var. Seçiyorum. Bakın şurada belli bir süre yazı görünecek ve kaybolacak. Tabii ki burada farklı seçenekler de var aynı zamanda. Ee, ekranda butonlu şekilde gözükmesini de sağlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili değişik seçenekler var. Bunları da kullandıkça zaten kendiniz göreceksiniz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.